Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Evet arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bakın XRP'de daha önceki videolarımda anlattıklarım şu an hala videolarda mevcut. XRP'de 0.5325 noktasının şu şekilde hemen gösteriyorum. 0.5325 noktasının geçildiği takdirde hedeflerimizin öncelikle 68 ve arkasından 93'ler olacağını söylemiştim. Videoyu açıp hemen izleyebilirsiniz. Ve bakın geçen gün XRP'de şöyle bir yükselişle karşılaştık arkadaşlar. Hemen ölçümümüzü yapalım. Şöyle baktığımız takdirde %99 yani %100'lük yani 2x'lik bir yükseliş yaşandı. Ve bu noktada da bakın red yediğimiz nokta, direnç olarak çalışan nokta size daha önceki videolarda vermiş olduğum tam tamına 93 seviyesi arkadaşlar. Yani ben XRP'de yükseliş bekliyorum dediğimde çoğu kişi yorumlarda şekilde bir belirtmede bulunmuştu. İşte XRP artık yükselmez. XRP de artık hani 2x'leri 3x'leri görmek hayal. Sen ne anlatıyorsun diyen bile olmuştu. Ama videolara baktığımız zaman sonrasındaki analizlerimizin geldiğini gördükten sonra bu yorumların da boş olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar Bitcoin'de de farklı yorumlarım vardı biliyorsunuz. Hemen onda da bir şey gösterip arkasından XRP olarak devam edeceğim. Asıl sormamız gereken soru XRP'den sonra hangi coinler yükselebilir? Ya da altcoin sezonu başladı mı? Altcoin boğası başladı mı? Evet arkadaşlar Bitcoin'de de şöyle bir Fibonacci'miz vardı. Çok iyi biliyorsunuz. Bakın. Burada da yine aynı şekilde belirttiğimiz noktalar vardı. 29677 üzerinde kaldığı sürece dediğim hedefler 30300, 31000 ve 31800 olarak gidiyordu. Şu an sol tarafta da hedeflerimi görebilirsiniz ve ne hikmetse bakın ben 2 haftadır arkadaşlar video atmıyorum. Bütün çizgilerimiz aynı şekilde devam etmiş ve bakın son yükselişte en yüksek noktamızda 30.000 pardon 31.804'ten red yemişiz. Bizim normalde Fibonacci'mize göre 31.803.3. Evet burada noktasal bir çalışma olması mevcut. Bunlarda da herhangi bir sıkıntımız yok. Yani ben şunları görüyorum arkadaşlar. Yaptığım analizlerin boş olmadığını şu anda görebiliyorum. Bu yüzden gerçekten mutluyum. Çünkü hani sizlere yanlış bilgi vermek kesinlikle istemem. Ama şu ana kadar yaptığımız analizlerde genel olarak haklı çıkmamız çok çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar şimdi Bitcoin'de böyle bir çizgi yaptım. Bakın şu şekilde. Burada önemli olan nereye doğru kırılacağımız arkadaşlar. Yani Bitcoin'de hala destek seviyemiz en önemli destek seviyemiz 29.677. Onun dışında da 31.800 bizim için çok çok önemli bir direnç arkadaşlar şu anda bir sıkışmamız mevcut. Buradan örnek veriyorum. 29677 kırıldığı takdirde arkasından hemen 28600'ler gelme ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Bunu da net olarak belirteyim. Sadece günlük olarak 29677 altından bir kapanış gelirse kısa vadeli de olsa düşüşler yaşanacaktır. XRP'ye tekrardan dönelim arkadaşlar. Bitcoin hakkında zaten çok fazla konuşacak bir şeyimiz yok. Bitcoin ile ilgili diğer videolarımızda da çok şey söylemiştik. XRP'ye baktığımızda XRP'de bakın 2x'lik bir yükseliş yaşandı. Hemen şunları siliyorum. XRP'de daha ne olabilir, yolun neresindeyiz? Evet arkadaşlar şöyle geriye bakın. Geriye doğru geldiğimiz zaman XRP'de böyle bir çizgi yapmışız. Bakın bütün dirençleri destekleri burada. Yani bu alan bu kadar belirtilmesi tesadüf mü değil. Sonraki yükselişte de baktığımızda bakın aynı şekilde burada bir yuvarlak oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde direncimizi çizelim. XRP'nin tam olarak red yediği nokta daha önceki takıldığımız nokta. Şimdi XRP'de neler olabilir? XRP'nin 0.68 civarında mutlaka ama mutlaka tutulması gerekiyor arkadaşlar. 0.68'de kaldığı sürece tekrardan 0.92'lere gitme ihtimali var. Yani şu an bile bakılmış olsa %28'lik, %30'luk bir yükseliş daha yaşayabilir. Ancak bana göre XRP'nin yolu gerçekten de çok uzun. Ama dediğim gibi tamamen bana göre yatırım tavsiyesi değildir. Uzun dediğimiz olay ne zaman yükseleceğini bilmiyoruz. Biliyorsunuz dava şu anda e, daha devam etmekte. Sadece bu yükselişi son sonuçlarda biraz olumlu hava yakalamasından dolayı arkadaşlar. Yani birazcık olumlu havada 2x yapan bir xrp davayı lehine bitirdiğinde nereler yapabilir? Bunu düşünmek gerekiyor. Ama xrp'de eğer bakın şu ana kadar Fibonacci'lerim düzgün tuttuysa xrp'de 3 dolarların gelmesi kesinlikle hayal değil arkadaşlar. xrp'de ben 3 dolarları beklerim. Hatta biraz daha uzun vade düşünecek olursak veya gerçekten sağlam bir para girişi olursa 4.68 dolarlara kadar XRP'de bir yükseliş mümkün. Yani şu anda alan bir insan için bile nereden baksanız 3x, 4x hatta çok daha fazlası olabilir. Şöyle düşünelim. 4.68'e çıkarsa da ortalama 5.5-6 x'lik bir yükseliş yaşayabilir. Bu dönemde Bitcoin dominansı düşüyor. Bitcoin dominansının düşmesi altcoin'ler için çok faydalı. Çünkü biliyorsunuz ki Bitcoin eğer dominansı düşüyorsa para yavaştan altcoin'ler akmaya başlamıştır. Şimdi XRP genelde yükseldiği zaman arkasından arkadaşlar Doge, Shiba gibi coinler de yükselebiliyor. Doge'ye bir göz atalım. Örnek veriyorum. Doge'ye baktığımız zaman bakın Doge ile çizimlerimiz aynı şekilde duruyor. Ben videolarda çizdiğim çizgileri genelde çalışmaları kesinlikle silmiyorum arkadaşlar. O yüzden bu siyah çizgiler mevcuttur. Bakın Doge'de de şu anda 0.07025 önemli bir destek pardon direnç demişiz şuraya göre. Bu şu anda üzerindeyiz. Ve 0.80'ler Doge'de hedef olabilir. Hemen ona bir kısaca bakalım. Daha ne kadarlık bir yükseliş yaşayabiliriz. Böyle baktığımız takdirde yani minimum şart, şartlarda %10'luk bir yükseliş yaşayabiliriz. Bitcoin hakkında analizlerim devam edecek. XRP'de dediğim gibi arkadaşlar yükseliş beklentim devam ediyor. Ancak şu an almak mantıklı mı? Çok mantıklı değil. Neden? Zaten 2x yapmış yani kısa vadede 2x yapmış bir altcoin'imiz var. Yükselişine devam edebilir tamam okey zaman. En azından bir düzeltme bir geri çekilme daha yaşaması muhtemel. Sadece belirttiğim seviyelerde dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Benim şahsi düşüncelerim bunlar. Alım satım yapma kararı tamamen size ait. XRP'de 3 dolarlar yakında. Yakını demeyeyim pardon. Biraz zaman alabilir ama gelmesi muhtemel. Onun dışında Arkadaşlar videoya yorum yaparak ve beğeni yaparak destek olabilirsiniz. Son zamanlarda video atmamamın sebeplerinden birisi de bu çünkü o kadar emek, o kadar uğraş ama sonunda ne bir yorum ne bir beğeni yani sadece arada yani sağ olun gerçekten de çok güzel yorumlarınız oluyor ama tek çok yani yüzde bir de olsa bir olumsuz cevaplar geliyor ve bunun canını sıkıyor açıkçası ben size o şekilde söyleyeyim yani şu ana kadar dediğim gibi analizlerin herhangi bir sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Eğer beğeni ve yorumlar gelirse de aynı şekilde eskisi gibi her gün veya iki günde bir mutlaka bilgilenme videoları atmaya çalışacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım yine faydalı bir şeyler yapmışızdır. Tekrardan görüşmek üzere.